Esenlikler, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Skalitzli kardeşlerimiz karnımız aç, ağam, yiyecek yemek bulamıyoruz dediler. O yüzden şöyle yapacağım. Tabii önce bir sabaha kadar bekleyeceğim. Sonrasında bir kaçak hava gideceğim kardeşlerim için. Umarım sıkıntı yaşamam ama iki tane tavşan o adamlar için çok şey ifade ediyor. O iki tavşanı hakikaten avlamaya çalışacağım ya. Umarım yakalanmam. Umarım bundan dolayı çok büyük bir sıkıntı yaşamam. Karnım birazcık açmış. Şu kurutulmuş meyveden yiyeyim. İdare etsin beni. Yani av bölgeleri tam olarak nereler bilmiyorum ama bence şu aşağı kısma diyeceğim, kamp görevi var değil mi burada? Aslında kampa doğru da gidebilirim ya. Şu kampa doğru bir geçeyim. Elbet tavşan bulurum ormanda zaten. Vaktim olmuyor. Kamp liderini de öldürmeye çalışırım. Bir de orada keşif yapmış olurum hem. Piyasayı tanırım. Bu kamp, kuman kampı. Bize eğer bu kampı yok edersen sana ödül veririz falan demişlerdi ki bizim aslında ödüle de çok bir ihtiyacımız yok bu kampa saldırmak için. Zaten nefret ediyoruz elemanlardan. Ha, başarabilir miyim? Emin değilim. Ama neden denemeyeyim, değil mi? Şu karşı tarafta muhtemelen. Atçım zıpla. Çok sağ ol. Şimdi bu kısımda at üzerinde gitmek çok akıllıca değil. Çünkü hem bir yandan tavşan var mı diye arayacağım. Şu yayımı çekeyim. Aa. Burası bayağı kalabalık bir yer mi? Bir dakika. Çoğunluğu uyuyor. Aa, burası dümdüz kuman kampı böyle burnumuzun dibinde. Uyanık ya bunlar. Ben bir yol alayım buradan. Çok kalabalıklar çünkü. Buraya ne zaman gelinir biliyor musunuz? Buraya gece gelinir. Bunların hepsi uykularında öldürülür. En azından artık kampın yerini biliyorum. Biraz bir ormana doğru gideyim. Şimdilik iki tane tavşanımı vurayım. Sonra yoluma bakayım. Tabii tavşan varsa burada. Böyle bir alanda tavşan olur mu? Hiç emin değilim. Olur abicim, orman var, nehir var. Niye olmasın, değil mi? De düzlük alan yok. Yok yok, Rattay ormanını keşfettim diyor sayın oyun. Sıkıntı yok. Şöyle bir dikkatli bir şekilde bakınıyorum sağa sola ama. Umarım ayı mayı yoktur. İşte domuzdur, şudur budur. Abi yani birlikte yaşadığım ve evsiz kalan insanlar için iki tanecik tavşan avlayacağım ya. Umarım yani. Şöyle biraz bakınıyorum ama ortalık boş gibi. Biraz bir etrafı dinleyeyim. Ha, geyik geçiyor. Tamam, geyik geçiyor şuradan. Tavşan da olmalı ya geyiğin olduğu yerde. Yok, geyikler baba vallahi sizinle işim yok. Sıkıntı yok. Gidin siz. Ama bu kısımda geyik var. Sene de vardır. Tavşan da vardır. Suları var. Dediğim gibi, geyik avlama yeriymiş abi burası. Ama dediğim gibi geyiğin olduğu yerde tavşan da olur ya. Biraz bir gezinelim. Şu an tamamen rastgele gidiyorum, farkındayım ama. Biraz bir koşturacağım. Buradan bir yol geçiyormuş. Garip. Yıkılmış bir yerleşke mi? Daha garip. Hakikaten ilginç bölge. Oyunda tamamen rastgele gittiğiniz yerlerde bile böyle bölgeler olabiliyor. Tabii tırmanamıyorum ama. Aa. Tamam. Böyle sahipsiz şeyleri de alırız tabii. Bu ne abi? Aa. Lan ne yaptınız burada manyak herifler? Bu harbi cadı işiymiş kardeşler. Ben çok durmadan uzaklaştım oradan. İşime bakayım. Hocam nerede ya bu tavşanlar? Ekstra bir adım sesi var mı diye dinliyorum ama yok gibi. Nereye geldim ben? Ben çok uzaklaştım sanki ya. Şöyle yürüyeyim mi biraz? Şöyle. Tamam. İyi ki haritam var. Bana böyle aşırı çalı olmayan... Aha. Bunlar da mı geyik? Evet. İkinci bir av yeri buldum. Ama artık geyiğin olduğu yerde de tavşan olsun be canım. Bu arada Sir Handscape'ın da gittiğim yere... Aha. Neden gitmedim diye soracak olursanız... Bir saniye şu envanterimden. Tamam. Orası yasak bölge. Orada yakalanırsanız sıkıntı kardeşler. Bence vurdum seni, biliyor musun? Vuramadım mı? Yasak bölgede görevliler vardı hatırlarsanız. Soruyorlar, babacığım hayırdır işte sen burada ne yapıyorsun falan. Tavşan kaçta gitti ya? Ha, oralarda av daha bol ama dediğim gibi hani yakalanacaksın da ters düşeceksin de gerek yok öyle şeylere. Ama böyle yerlerde ava çok uygun olmayabiliyor. Bakın ıskaladım ve kaçtı yani. Neyse biraz daha gideyim ben. Şu aşağısı düzlük. Abi nereye kadar gelmişim? Kurban olayım. Haritanın dışına çıkacağım şimdi. Şu düzlük kısımda belki görebilirim. Belki de tavşan var ama çalılardan göremiyorum. Bilmiyorum. If I want to leave the province, I'll have to get permission from Sarajic. Evet. Kusura bakmayın. Şöyle bir geri dönüş yapmam gerekecek. Ve galiba avda başarısız oluyorum. Rattay'a dönene kadar bir şey bulamazsam bırakacağım burayı ya. Gerçi bir tane tavşan gördüm, onu da vuramadım. Tekrar kontrol edeyim. Tamam. Doğru yöne gidiyorum. Ya hava her çıktığınızda eliniz dolu dönemezsiniz zaten ama ben bu kadar da az av bulacağımı tahmin etmiyordum. Deli mantarım. Al bakın. Bu neymiş? Çok dikkatimi çekti, kusura bakmayın. Bir de abi nerede bu tavşanlar? Ha. Bir yapı daha var. Oraya da gideceğim. Burası neymiş ya? Burası neymiş be abi? Ses seda var mı? Yok. Abi burada da mı be? İçeri sokmuyor musun? Sokuyorsun. Ablam ne olmuş sana? Bir sürü ceset var. Haydut öldürmüşler ama yetmemiş. Çok durmayayım burada. Ölüye saygısızlık yapmayayım. Bayağı işkence falan yapmışlar burada. Burası bildiğin katliam yeri. Bağırsaklaşmanın zevki mi? Lan kim yapıyor bunları? Şu... Burası bildiğiniz satanist mekanı. O kitaba uygun bir zamanda bakacağım. Muhtemelen çok uygunsuz bir içerik ama... Avcılıkla ilgili beceri kitabı mı? Oyun ne diyorsun? Ben bunu satarım, tamam. Öyle bir şey okumayalım, özellikle YouTube'da okumayalım yani. Ormanlar böyle hocam, yapacak bir şey yok. Hayır, tavşan da bulamadık yani. Yine farklı bir yerleşke. Şurada ne görüyorum lan? Kuru ağaçmış. Ustam siz hangi insanlar böyle yerlere geliyor ya? İçerisi de yıkılmış. Gözümün önünde yine geyik var. Abi gerçekten mi? Eğiliyorum ya. Bu bölüm garip bir keşif bölümü oldu, farkındayım. Bunu açamayacağım. Lockpick becerim yok çünkü. Ben ava diye çıkmıştım ama... Orman bahçesi. Bunları toplayacağım. Satılabilir şeyler bunlar şifacıya. Evet Henry'cim, ben de acıktım biliyor musun? Ama gerçek hayatta. Tam tamamını toplamaya gerek yok. Yine geyik olan bir yerdeyiz. Önümüzden geyik meyik geçiyor ama tavşan... Yok yani. 14 dakikadır tavşan arıyormuşum. O Handscape'ımda gittiğim yere mi gitseydim ya? Ya burada sadece geyik olduğuna inanmak istemiyorum. Bir de en azından sadece bir tane de olsa tavşan gördüm. Ya o da biraz şey yapıyor. Hani ben mi göremiyorum acaba diyorum. Ya da çok mu seyrek acaba? Yemin ederim gözlerim acıdı böyle. Odaklı bakmaktan. Güzel, Rattay'a yaklaştım. Şöyle gelmişim ve hala tavşan bulamadım mı? Galiba benim beceriksizliğim ya. Şu üstlere bir bakmak istiyorum. Bu arada artık eskisi kadar çabuk yorulmuyoruz. Umarım fark etmişsinizdir. Çünkü zindeliğimiz artıyor. Böyle düz alanlarda tavşan olması lazım. Çok ses yapıp ürkütüyor muyum acaba? Olabilir. Ya da dediğim gibi hani burnumun dikine gittiğim için de bulamıyor olabilirim tabi. Sağda solda aşağıda hiçbir şey yok. Neyse, keşif yaptık diyelim ya. Bence yaptık keşif. Yine fırtınada yıkılmış ya da çürüdüğü için yıkılmış ağaçlar. Bakınız. Aa, bu ne ya? Fare sütü mü alayım bakayım neymiş. Karınımın guruldama sesi. Tamam. Ya bir şeyler atıştırabilirim. Kesinlikle deli mantarı yiyeceğim. Şöyle yavaş yavaş döneyim ya. Rattay da şurada zaten. Bu ne abi? Çok yüksek burası. Çapraz inmem lazım. Burada bir ilginç yer daha var galiba. Evet. Burada ayrı bir örgüt mü var? Ne var? Bunlar ne böyle ya? Kendilerince büyü mü yapıyorlar galiba? Evet sanırım. Bir sandık daha ama bu direkt açık. Bir şey diyeyim mi? Buradan ya bu yolculuktan çok şey kazandım. Ama işte verimli bir... Aa! Kardeşler öyle her yere atlamayın. Umarım ölmem. Bayağı ayağımı yardım az önce ve uçurumdan atladım. Dağda bayırda öyle yürünür mü? Yürünmez değil mi kardeş? Yürünmez. Galiba öleceğim burada ya. Uçurumdan düştük. Ufak bir oyun bak, ufak bir oyun bak. Olur böyle şeyler kardeşler. İyi, sıkıntı yok. Yani bir ava çıkayım dedim. Doğa beni avlıyordu az kalsın. İyiyim ama. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Avı da hani şu an beceremedik. Rattay'a da geri döndüm falan yani. Biraz farklı bir iş oldu diyelim ya. Şu bizim elemanla nerede avlanmıştık? Ben orayı bir hatırlayabilirsem. Rattay'dan çıktık. Evet çıktık. Şurası mıydı? Yo. Ustam çıktık bu kapıdan böyle gittik. Ama nereye gittik? Newhoof'a gitmedik. Neyse. Her zaman başarılı olamıyorum kardeşler. Yapacak bir şey yok. Şuradan aşağıya kadar düştüğüm için ya dedim öldüm. Hani gittik dedik kendimizce ama ölmedim. Güzel. O aşağı tarafa gelme gereksinimi duymuşuz. O yüzdenmiş sanırım. Yani döneyim ya. Şu Rattay'a bir hızlı seyahatle döneyim. Çünkü bana bir uyku lazım. Şu atımı kenarda bırakayım. Atı olan adam hala mülteci kampında yatıyor ama. Karnımı iyice bir dolduracağım. Ve yine bir uyuyacağım. Çadırlar hakikaten güzelleşiyor ama. Garip bir maceraydı. Gerçekten garipti. Canım yenileyene kadar uyuyayım. Yine akşam ettik ama. Kardeşler, ufak bir oyun çöktü. Şöyle bir 5-10 dakikalık bir kısım maalesef kayboldu. Zaten bu 5-10 dakikada şunu yaptım. Ulan dedim, avlanmak yerine hani kasaba gideyim. Kasapta yeterince tavşan yoktu. Şuraya hızlı seyahat edeyim dedim. Sonra oyun çöktü maalesef. Umarım yine çökmez. Bakalım. Tamam, çökmedi. Şimdi Handscape'ın ava gitmiştim ben, hatırlarsınız. Kendisiyle uzun bir süre düz gittik. Az gittik, uz gittik. Ama o tavşanı mavşanı nerede avladık? Onu bir hatırlamaya çalışıyorum. Başta dümdüz çıktık kendisiyle. Evet. Şurada mıydı acaba ya? Hayır. Abi kafayı yiyeceğim. Sol kısma kesinlikle gitmedik. Burada bir yerde yaptık avımızı. Galiba şurası ya hocam. Gidelim o tarafa doğru. Ben bu tavşanı avlayacağım. Samimi söylüyorum, kafaya koydum. Bir de yoldan hatırlamaya çalışayım diyeceğim. Bir süre sonra şey oldu. Biz koştuk koştuk. Sonrasında oyun hızlı geçti oraları. Hani tam nerede avlandığımızı o yüzden bilmiyorum. Buradan sağa döndük desek. Ya artık iş şeyden çıktı. Hani benim Skalitz'leri tamam önemsiyorum ama onu önemsememden çıktı. Şeye dönüştü yani mesele. O tavşanları vuracağım abi. Onları bulacağız abi. Hani giderken de dönerken de time skip yaptı oyun. Zamanı atladı. Tam bilemiyorum da o yüzden. Ama şu kamp alanına bir gideyim. Şu ineyim ya. Şu ormanda bir ihtimal vardır çünkü. Pardon sayın at. Ha, baktım olmuyor, dönüştü şu kampa gideceğim gece vakti elemanlar uyuyorken. Ayar oldum ya. Kamp alanı burası. Ama mekan burası değildi, evet. Çünkü 10. kampı burası. Kardeşler, ben bu av işini beceremedim galiba ya. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Şu mağarayı keşfettik. Tamam, oyun boyu gittiğim her yeri hatırlıyorum. Bir o av yaptığımız yeri hatırlamıyorum. Yemin ederim var ya. Şu an kafam o kadar karıştı ki. Yok. Beceremedim. Her şeyi de beceremeyiz değil mi? Şu kampa doğru döneceğim ben. Gece olmasını bekleyip bu gece o kampa baskın atmaya çalışacağım. Gelirsek de kime kalmış. Zorlu bir deneyim olabilir. Ölürsem de başarısız olmuş olacağım. Ama oyun boyunca ilk defa bir şeyi deneyeceğim. O ne olacak diye sorursanız kayıtsızın içkisini içeceğim kardeşler. Kamp alanı burası lan. Şu atımdan bir ineyim. Şöyle yapacağız. Dediğim gibi bu adamların tamamı uyanıkken bu adamları öldüremem. Şuradalar çünkü. Şöyle ormanın bir köşesine saklanayım. Gece olana kadar bekleyeyim burada. Şöyle gece 1. Madem tavşan avlayamadık, bari Skalitz'lerin sorunu olan elemanları avlayalım. Çok karanlık olacak. Şu kayıtsızın içkisini bir içelim. Şu içkiler neymiş? Tamam. Beş dakika boyunca %50 daha az yaralanırsın. Bir şey diyeceğim. Bunu içerim ben mekana girmeden önce. Acaba bu olay 5 dakika sürer mi? Oyunun parlaklığını açabiliyor muyum? Kırmayacağım burayı, merak etmeyin. Her şey yüksekte de. Parlaklık ayarı yok sanırım. Ne abi? Şunu açalım ya. Tamam, galiba parlaklık ayarı yok. Kardeşler, elemanlar burada. Şu hayat suyunu içeyim. Bu adamları öldürmeye çalışacağım. Umarım 5 dakikayı bitirebilirim. Bilmiyorum. Başarabilip başaramayacağımdan emin değilim ama şu iki eleman uyanık. Biraz bir geri geçelim. Teker teker çekip öldürmeye çalışacağım ben. En azından birkaçını uykuda yakalasam bile iyidir. Elemanlar ayıktı ama. Biraz bir uzaklaşayım. Siz uyumuyor musunuz ya? Birkaçını bile öldürsem yeter bana. Şu da uyanık. Bir şey diyeyim mi? Şunu yakalayabilirim aslında. Üstüne koşacağım. You're in the wrong place. Kulağını alacağım, broşenini alacağım. Gerisine sonra bakarız. Tamam, bu işi becerebilirim ben. Çok güzel. Kendime bir güven geldi var ya. Gerçekten güven geldi. Sağda 2-3 kişi var ama. Haydi, şurada bir kişi daha var. Uzaklaşırsa çökeceğim buna da. Kılıcını çekti. Hey! Alarmı çaldı lavuk. Kaç kişilermiş onu öğrenelim bari. Ölüyü gördü çünkü. Tamam, hepsi oraya toplandı. Alarma rağmen. At ne yapıyor? At ne yapıyor? Alarma rağmen uyuyan yok mu ya içinizde? Hiç öyle bir uykusuz mu uykusuz? Aha, atık orada. Şey mi, çok riskli hamleler yapıyorum. Muhtemelen öleceğim ya. Uyurken öldüreyim dedik elemanları. Hepsini uyandırdık ya abi. Ha, yerlerini de bilmiyorum şu an. İşin kötüsü. Aha, konuşma sesleri geliyor. Ha, çoğu silahsız, bir şey diyeyim mi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi silahsızmış zaten elemanları, hiç çok güzel. Karşı saldırıyı yapacağım. Abi hepsini silahsız yakaladım zaten. Kardeş yanlış anlama da. Ben de Hayrut'a merhamet yok. Ustam. Biz bazen kendimizi küçümsüyoruz galiba. Tavşan eti de buldum. Çok güzel. Elemanları uykuda yakalayıp hepsini dağıttım ya. Sanırım yani. Ölmeyenler de ölebilir. Pardon, ölmeyenler de olabilir. Şuradan itibaren bir meşalemi yakacağım. Abi kılıç ya, meşale değil ya. Pardon. Yay değil, meşale. Ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Biraz bakınacağım etrafa. Ne bileyim, şu mağarada olanlar olabilir. Şunu ben harcadım zaten. Şunu da ben harcadım. Öbürleri tüydü çoktan zaten. Biz neymişiz be abi? Biz gerçekten neymişiz be abi? Sandık neymiş? Yine güreşen, hepsine bakalım. Üstüm başım doldu tabi. Birazını atıma göndereyim. Bin groşenlik bir kolye mi? Bu ne abi? Yani bunu satarım ben. Şunu atıma taşıyayım. Ata taşıyamıyorum çünkü atın üstü doldu muhtemelen. Tamam. Daha fazla avcı yok mu gerçekten? Avcı diyorum, haydut. Yokmuş. Neyse hocam, kime niyet, kime kısmet diyelim o zaman. Yani haydutları ciddi ciddi dağıttım. Hala inanamıyorum bakın, fark ettiyseniz. Arkaya bakıp duruyorum falan ama baya baya dağıttık biz bu elemanları ya. Atım gel oğlum. Şu Rattay'a dönelim ya. Süreyi çok geçirmemek için hızlı geldim, bilginiz olsun. Canım biziz. Merak etme, bir şey yok. Bir uyuyacağım kardeşler. Yine. Yani bu bölüm garip şeyler yaşadık. Tavşan avlayacağız diye çıktık, kampı keşfettik. Sonra gittik dağdan mağdan düştük. 3-4 tane gizli garip yerler keşfettik. Sonra döndük, adamların hepsini uykuda yakaladık. Büyük bir kısmını öldürdük. Ve yine uyuyoruz. Sabaha kadar uyuyacağım ve kaptana bak babacım, bizi o kadar eğittin, biz de boş aram değiliz. Kampın içinden geçtik ha, haberin olsun diyeceğiz. Biz de böyle adamlarız, anlatabiliyor muyum? Sabahın 8'inde yola koyuluruz, ancak gelecek bölüm koyuluruz tabi. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın kardeşler. Umarım her şey gördüğünüzce olur. Esenlikler.